Lalapaşa ezmesi ise yeşil domates zamanı şu anda. Yeşil domateslerinizi rendeleyin. Keleklerinizi de rendeleyin. Ve içerisine de kabaca bu şekilde yeşil kırmızı biberlerinizi doğrayın. Üzerini sadece tatlandırmak için baharatlarımızdan ekleyin. Azıcık tane kimyon ilave edin. Azıcık pul biber ilave edin. Tuzumuzdan koyalım bir miktar. Tamam. Sarımsak koymuyoruz. Biberiye. Sarımsak, tek diş sarımsak getirmiş bize. Tunceli'nin tek diş sarımsağını. Allium Tuncelium adı da dünyada eşi benzeri yoktur. Koruma altındadır. Sadece özel izinle üretebilirsiniz. Evet. Tuzumuz yine tekme tokattaki gibi. 660'lık kavanoza dediğimiz gibi. Bu ne oluyor? Bu bir ezme. Ya da olsun cacık. Çabuk mu yeniyor? Evet, 14 gün sonra yenmeye başlıyor. İsteyen yoğurtla yiyor, isteyen yanına peynirle, isteyense zeytinyağlı baharatla. İçinde olan şeyleri bir daha sektir. Söylüyorum, yeşil domatesi rendeliyorsunuz ve keleği rendeliyorsunuz. Arzu edenler bir tarifte bunun içerisine elma da rendeliyor. Ve biberi kabaca doğruyorsunuz. Bak, bu da olur. Baharatlar, istediğiniz baharatlar, temel baharatlar. Bunun var mı hazırı burada? Yok. Ha. Tamam. Valla süpermiş. Bunu kavanoza koyun. Bir tane daha bir şeyim vardı. Bu ne peyniri? Bu göğermiş. Göğermiş demek de mavileşmiş, yani gökleşmiş demek. Bu Konya'nın küflü peyniri gibi. Keçiden yaptığımız bir peynir. Küflenmesi faydalı. Bunlar ne yapmayı düşünüyoruz? Bunları çeşnili baharatlanmayı düşünüyoruz. Ha, evinizde... Bir tane tereyağını yap, çok az zamanımız kaldı Berk. Hemen yapalım. Evinizde dışarıdan o çeşnili tereyağları neredeyse 3 katına çıkıyor fiyat olarak. Bunlara bulaşmayın. İçerisine... Evde rahatlıkla yapabilirsin. Yani bulaşın tabii. Biz yapamıyoruz, sen yap Berk hocam diyorlar. Tamam, ben de yapıyorum sizin için. Ne koydun şimdi? Sarımsak. Evet, Tunceli sarımsağından koydum. Biz fulvik tereyağı da üretiyoruz. Yani humik asit ve fulvik alın diye biraz da size bundan koyalım içerisine. Tamam. Kekiğimiz, ham maddemiz zaten biliyorsunuz. Berk çok güzel çiftlik, üretim. Annemin memleketlisi, Tekirdağlı. Çok güzel işler yapıyor. Çok hakikaten takip edin. Hesabını yazdık oraya. Evet Berk. Ücretsiz eğitimler için çağıracağım inşallah arkadaşların tamamını. Tamam. Size kimler neyi unutturduysa orada tekrar ben ve diğer hocalarımızın eşliğinde sağlıklı gıda nasıl üretilir, katkı ve koruyucu olmadan gıda nasıl üretilir, saklanır, bunları tek tek yeniden anlatacağız. Nasıl hani yoğurdu yanlış yapıyorlardı, düzelttik, tarhana yanlıştı. Şimdi onların hepsinin doğrusunu evde pratik olarak yapabilecekler. Kemik suyu olayına da girelim bir programda. Kolajeni baştan sona anlatalım. Böyle kolajen... Bir de böyle toz olarak getiriyor. Suya karıştırıp içiyorsunuz falan. Onlar da yapıyor. Ekmek yok ama görüntü ve koku olarak bakabilirsiniz en fazla. Fulvik asidi almanın yollarından da bir tanesi. Bu kızarmış ekmek. Bravo, bu kadar basit. Vallahi. Aynısını peynirlere yapabilirsiniz. Şurp peyniri de bu şekilde yapılabilir. Herkesten özür dilerim. Biraz sarımsak varmış içinde. Evet. Lor ve tulum peynirini bir araya getirdiniz. Tereyağının içine koyduğumuz bütün baharatları içerisine ilave ettiniz. İsterseniz top, isterseniz zeytinyağıyla çırptınız. Çocuklara banmalık, sürmelik peynir yedirmenin en kolay yolu. Kokusuzdur. Valla bakın bizim çocuklar, torunlar çok şey seviyorlar. Tereyağı seviyorlar. Evet. Böyle güzel bir ekşi maya ekmek, bir çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği böyle kızartıyoruz incecik. Bütün yemeklerden daha çok seviyorlar. Çok en azından yemek için ne gerekiyorsa yaptıralım. Yani doğrusu o. Çeşitlendirelim. Güzel. Yani tereyağınızı, evde yaptığınız tereyağı yapımı çok uzun sürüyor diyor. Yoksa onu da anlatacaktı bugün. Bir programda tek başına peynir ve tereyağı olarak anlatırız. Bravo. Güzel miydi? Selda ne diyorsun Berk? Alkış geldi Berk'cim. Çok teşekkür ediyorum. Biz yine gidelim kadınca işlere.